Şimdi bu kişi tetikçi olarak kullanılan kişi 12 Aralık günü cezaevinden tahliye edilmiş. Zaten bu bilgilerin çoğu daha önce basına yansıdı parça parça da olsa. Ama e, tümünü yani üzerinden e, üç gün geçti. Tümünü e, bir araya getirip tekrardan evet. analiz ettiğimizde e, fotoğrafın e, tamamı karşımıza e, çıkıyor. Dediğim gibi e, daha önce e, e, bu adam cezaevine girmiş. Cezayirlilerin, cezayirli mültecilerin tutulduğu e, kaldığı daha doğrusu bir e, mülteci kampına e, kılıçla saldırmış ve bir süre cezaevinde kalmış. Cezaevinden 12 Aralık günü tahliye olmuş. yani saldırıdan 11 gün önce saldırı 23 Aralık'ta oldu. Ve tabi tabii şartlı tahliye olmuş. Şartlı tahliye demek Fransa'da yani tabii şey değişiyor, prosedürler değişiyor ama kendi evinden belli bir mesafeden uzaklaşmaması gerekiyor somut olarak bu şahsın. Ve evi tam bilmiyorum ama kilometrelerce uzak e, ikamet ettiği yer kilometrelerce uzaktır şeyden e, saldırının olduğu sokaktan. Dolayısıyla değil oraya e, silahlı saldırı yapmak, gezmek amacıyla bile yasal olarak oraya gelmemesi gerekiyor. Polis gözetiminde olması gerekiyor e, idi. Polis gözetiminde olması gerekiyor ki ayrıca o sokak da polis gözetiminde. Onu da ayrıca belki vurgulamak gerekir. Ama bu geliyor e, 23 Aralık günü saat e, 11:30 35 civarında oraya geliyor ve aynı gün yani 10, 23 Aralık e, günü saat 12'de yani saldırıdan 20-25 dakika e, sonra e, orada bir toplantı e, yapılacaktı ve bu toplantı e, 9 Ocak katliamının 10. yıl dönümüne e, yönelik hazırlık amacıylaydı. Yani çünkü e, Ocak ayının başından itibaren, yılbaşından itibaren bir haftalık bir eylem serisi yapılacaktı Paris'te Sakine Cansız ve arkadaşlarını anmak üzere ve bir e, geniş bir tehdit komitesi e, toplantısı olacaktı. O dernekte Ahmet Hakkı Kürt Kültür Derneği'nde 60 kişinin katılacağı bir e, toplantıdan e, söz ediliyor. Ama son anda e, bu toplantı erteleniyor. bir iki saat geciktiriliyor. Başka bir programdan dolayı ve öyle anlaşılıyor, anlaşılıyor ki bu kişi toplantı saatinde orada bulunmak üzere gelmiş. Çünkü bir arabayla oraya bırakılıyor. Bu arabanın içerisinde kim olduğu, bu arabanın kime ait olduğu henüz açıklanmış değil. Fransız makamları bunu tespit ettiler mi etmemeleri mümkün değil. Çünkü her taraf muvessa kamera ettiler mi etmediler mi bilemiyoruz ama henüz açıklanmış değil ve dolayısıyla geliyor çünkü şöyle düşünelim yani eğer bir toplantı saat 12'de olacaksa o zaman toplantıya katılacak olan kişilerin 12'ye 10 kala 15 kala 20 kala yarım saat kala orada bulunmaları e, gerekiyor ve bu şeyin e, Ahmet Kaya Kürt, Kültür Merkezi'nin önünde de zaten bir belki görüntülerde siz de görmüşsünüz böyle 15 basamaklı bir merdiven var yani biraz böyle caddeden kaldırımdan yüksek ve e, aynı e, işte kültür merkezine bağlı bir kafe de var. Yani insanlar geliyorlar orası. Zaten çok şey bir yer. Yani sürekli insanların gidip geldiği bir yer. Ve e, tabii toplantının olacağından öyle anlaşılıyor ki haberi var ama ertelendiğinden haberi yok. Çünkü e, toplantıda at e, şey var. Toplantıda e, 60 kişi hazır bulunacak ve çok ilginçtir çantasından da 60 tane yedek mermi bulunuyor. Yani bir zaten bir tabanca var. O tabancayla ateşi ediyor. Evet dolu ve jarjoru dolu bir tabanca daha var çantasında. Bilmiyorum görüntülerde siz de gördünüz mü berber dükkanında yakalanırken ve e, berber dükkanında eee değiştirme esasında gençler tarafından yakalanıyor ama onun kolunda da bir çanta var ve o çantada 60 mermi daha bulunuyor. Yani bunu e, altını şu açıdan çiziyorum. Eee toplantının e, kat, toplantıya kaç kişinin katılma e, katılabileceğinden de e, öyle anlaşılıyor ki haberleri var. Ve tabii toplantı gizli bir toplantı değil yani insanların telefonla birbirinden haber verdiği bir şekilde iletişim e, kurduğu bir toplantı. Ama sıradan bir adamın hiç dernekle alakası olmayan birinin bunu bilmesi mümkün değil. Demek ki arkasında profesyonel bir ekip var ki bu bilgiyi kendisine vermiş ve bu yoğunlukta bir cephaneyle girmiş oraya. Ve oraya da e, tabii toplantı iptal ertelendiği için e, az kişi bulunuyor. Ee, ve saldırıyor ee, işte e, o, e, sanatçı Mir Perver e, Abdurrahman e, Kızıldağ onlar kapının önünde duruyorlar ve daha sonra e, kapının önüne e, Heavy ev e, pardon Evin de geliyor Evin yani silah sesi gelir e, gelir gelmez zannedersem bakıyor acaba ne diye çünkü görgü tanıklarıyla anlatılıyor. ve gelince hemen e, ona da e, onu da e, tarıyor yani silahla ona da ateş ediyor. Ve karşısında o derneğin karşısında Avesta e, restoranı var. Oraya yöneliyor. Oraya yönelince bir süre sonra tekrar geri geliyor ve merdivenlerden yukarı çıkarak evin göğünün e, kafasına e, birkaç mermi daha sıkıyor. Yani tanıyor onu. Tanıdığı için bilerek e, şey yapmış mehtemelen önce de resmini, fotoğrafını vesaire vermişler. Ve Avesta restoranına saldırıyor. Avesta restoranın sahibi de Ahmet Kaya Kürt Kültür Derneği'nin yöneticilerinden biridir. Yani hemen zaten karşısında ve yani oranın içine girmiyor ama camdan böyle mermi sıkıp biraz daha 150 metre öteden bulunan Karizma Berber isimli bir Kürt, Kürt'e ait bir kuaför yeri var ve oraya giriyor. Oraya ateş açıyor. Oraya ateş açarken tabii içeridekiler arka odaya gidiyorlar. Görüntüleri zaten çıktı bu kısmın ve arka odaya gidiyorlar. Ee, evet. arka odaya e, gittiklerini gördüğü için adam içeri giriyor. Berber dükkanının içerisine giriyor ve e, öyle anlaşılıyor ki o gençler orada tabii bunu nasıl e, derdest ederiz diye bir e, hazırlık yapıyorlar. Bu cıjarjorunu falan değiştirmeye çalışırken e, e, havluyla, havluyla e, silahının üzerine şey yapıyorlar, başını atıyorlar ve hemen derdest edip yakalıyorlar orada. Yani e, yakalıyorlar ve polise sağ teslim ediyorlar. Şimdi bu Avesta'dan Berber dükkanına e, gitmek yani bir e, 100-150 metredir ve arada başka başka dükkanlar da var e, ve bunu ırkçı sayıklarla e, e, yaptı e, diyenler sadece bu ürüne bile e, baktığımızda bu teorinin boş olduğu anlamına geliyor çünkü Orada başka hiçbir dükkana saldırmıyor. Başka hiç kimseye saldırmıyor. Yani o caddenin tümü yabancılara ait bir e, iş yerleri. E, Türkler var, Kürtler var. E, i̇şte e, Libyalılar var, e, Faslılar var. Yani Afrikalıların e, çe çeşitli iş yerleri var. Dolayısıyla doğrudan Kürtlere ve Kürtlerin içerisinde de belirli kişilere e, saldırıyor. Bu bir hazırlık gerektiriyor. Bir istihbarat bilgisi gerektiriyor. Tabi e, güzetim altında olması gereken bir şahsın işte 10 e, gün önce cezaevinden benzer suçlardan dolayı tahliye olmuş bir şahsın Paris'in göbeğinde bu kadar silah, bu kadar cephane temin etmesi yani cevap e, bekleyen sorular. Hadi diyelim ki temin etti. Kimden temin etti? Temin ettikten sonra nasıl bu kadar silah, e, patlayıcı, silah ve mermiyle çantasına, çantasıyla beraber ta oraya kadar gitti? Ve bütün bu biraz önce anlattığım süreç 30-40 dakika sürüyor. 40 dakika sonra polis olay yerine geliyor ve onu berber dükkanda yakalayan kişiler polise teslim ediyorlar. Bu katili tetikçi ve ambulans da yarım saat sonra geliyor. Yani oradaki yaralılar kan kaybından hayatını kaybediyor. Evet. Ee, ve, evet. Durum bu. Yani e, olayın gelişim seyri e, budur. Bu da bize şeyi gösteriyor. Tabii yani katil Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış e, bir e, tetikçidir. Evin e, Goyi e, 34 yıllık bir e, devrimci, bir aktivist, bir siyasetçidir. E, ve Hem kadın mücadelesini temsil ediyor Fransa'da, temsil ediyordu. Hem de daha önce Rojava'da işite karşı mücadele etmiş bir e, kadın, işite karşı öncülük etmiş bir komutan ve sadece işite karşı mücadelede değil Rojava'da e, Rojava devrimi sürecinde e, Roj bu devrimin kurumlaşmasında özellikle kadın e, e, odaklı çalışmaların merkezinde yer almış bir e, siyasetçi, bir devrimci ve onu e, zaten Rojava'da e, bir süre e, tedavi gördükten sonra Fransa'ya geliyor. Yaralı daha önce kalıcı yaraları var yani savaşta, işitle savaşta yaralanmış Fransa'ya geliyor. Fransa'da hem tedavisini devam etmek ama orada da bir yasal statüsünün olması için iltica talebinde bulunuyor ve ne yazık ki Fransa devleti iltica talebini reddediyor. Yani daha bu süreç devam ediyordu yani üst mahkeme vesaire gitmişti ama devlet nezdinde red cevabı almıştı. Mahkeme süreci devam ediyordu üst mahkemede. Yani dolayısıyla orada olduğunu bir yüksek ihtimalle Türk istihbaratı tarafından biliniyordu. Çünkü Fransız istihbaratı da zaten bunu biliyor ve açık yani açık bir şekilde orada toplum içinde kadın mücadelesini, Kürt kadın hareketini temsilen orada bulunuyordu ve bu 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 katliamı tezgahlayanlar, planlayanların ondan haberleri vardı diye düşünüyorum. 2013'te tabi e, Cansız Fidan Doğan ile şeyler e, kat edildiğinde Fransa e, yani o zamanki hükümet bakanlıklar vesaire benzer açıklamalarda zaten bulunmuşlardı. Biz bu katliamı aydınlatacağız, biz peşine gideceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız ve daha sonra tabi e, hepimizin malumu bu olmadı. Bir e, tetikçi yakalandı, evet. Bu tetikçinin zaten MIT'le doğrudan bağlantılı olduğu, MIT tarafından eğitildiği e, belgelerle ortaya çıktı, ses kayıtları ortaya çıktı ve bu tetikçi tutuklandı. Ve Fransız televizyonları, tabii Kürt medyası, başka yayın organları e, da bunu işledi ama özellikle bir tele, Fransız e, televizyonu e, katilin ayak izlerini sürerek Ta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara Yeni Mahalledeki binasına kadar gitti. Yani binanın kapısına kadar gitti ve bunları hepsini kaydetti. Yani çeşitli bilgi belgelerden yola çıkarak böyle bir belge. Bu, bu belgesel de Fransa Devlet Televizyonu'nda yayınlandı. Yani Fransa Devleti nezdinde bu katliamın MIT tarafından yapıldığı zaten biliniyordu. Ve ne oldu? Bu katilin cezaevinden bir süre sonra öldüğü söylendi. Kafasında tümör varmış. Şimdi bu öldü mü gerçekten öldürüldü mü veya yaşıyor mu davayı düşürmek için mi böyle bir şey söylediler. Biz bunu halen bilmiyoruz. Yani öldü diye kabul ediliyor ama açıklanan bir otopsi raporu yok. Normalde bu otopsi raporunun yani çünkü öldüğü için dava düştü. Ve dava düştüğü için son duruşmada yani davanın düştüğü duruşmada otopsi raporunun sunulması gerekiyordu. Fransa devleti bir gizlilik şeyi koydu, üzerine gizlilik koydu ve bazı dosyalara da devlet sırrıdır denilerek mahkemeye sunulmasını engelledi. Fransa devleti bu katliamı aydınlatmadı. Şimdi bu ikinci katliam oluyor. İşte ilk katliamın 10. yıldönümüne yaklaşırken ikinci katliam oldu. Ve Fransa devleti tabii benzer açıklamalar yaptı. Şu anda açıkçası yani Fransa atı makamları katliama katliamı bir terör soruşturması olarak e, dosyalamak ve aydınlatmak için yeterlice e, ve ikna edici adımlar atmıyordur. Yani bunun altını özellikle çizmek gerekir. Yani en üst düzeyde ma bizzat Macron açıklama yaptı, bakanlar yaptı. Bu açıklamalarla beraber diğer yandan savcılık, polis, terörle mücadele bilmem ne falan hem olayın gelişmesini engellemek hem de olayda sonraki tutumları şey kay, kaygı verici onu belirtmek istiyorum. Ve e, tabii ben şeyden de kişi olarak kaygılıyım. Yani bu adam işte intihar etti, zaten psikiyay şeydi, akıl sağlığı yerinde değildi ve öldürüldü falan öyle bir akıbete de uğramasından açıkçası e, kaygım var. Bence başka insanları da bu yünlü kaygıları var. Zaten bu kişi ifadesinde şey de söylemiş işte ben öldürecektim hepsini sonra son mermimi kendime sıkacaktım yani sanki intihar edecektim gibi öyle bir beyanda da bulunmuş yani onu gönderenler belki bu orada öldürülür ve ölür veya kendi intihar eder falan yani ona hazırlık da yapmış olabilirler katilin sağ yakalanması bence davanın selameti açısından bir şey bir olumlu bir durum yani Kürtler işte Fransız kamuoyu Fransa medyası Herkes biliyor yani bu işte Kürtlerin şüpheleri haklıdır yerindedir bu, bu bu konuda herkesin fikir ama Fransa Türkiye ile ilişkilerden kaynaklı olarak devletler arası ilişkilerden kaynaklı olarak sonuna kadar bu davanın üzerine üzerine gitmeyecektir. Şu anda yapılan açıklamalar da daha çok Kürtlerin üfkesini dindirme daha çok işte zaman kazanma maksadıyladır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Fransa devleti eğer gerçekten Fransa devletinin bu katliamla bir ilişkisi yoksa ve bu kat, böyle katliamların olmasını istemiyorsa bu davanın sonuna kadar üzerine gitmesi gerekir. Örneğin bu kişiyi oraya kim getirdi? Bu kişiye bu silahları kim verdi? Bu kişiyi kim hazırladı?